أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم ve entum mu'ridun sadakallahu alazim ve bellagana rasuluhun nebiyyül kerim Saygı değer dinleyicilerim ve izleyicilerim derince müftülüğü Kur'an'da adabı muaşeratın sosyal hayatımıza yansımaları konulu derslerimizden bugün insanlarla konuşmada adabı muaşerat konusunu işleyeceğiz. Rabbim bana anlatmayı ve anlattığıyla amel etmeyi, size de dinlemeyi ve dinlediğiyle amel etmeyi nasip eylesin. Evet, Kur'an bu konuda ne buyuruyor? Bunun üzerinde duracağız. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ <عِلْم> Ayete buradan bakalım. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ <عِلْم> Yani bir konuda konuşurken, İnsanlarla konuşurken, kainatla konuşurken bir defa şu ayeti ilmimiz olacak konuda bilgimiz olacak ve şu ayeti de göz önüne alacağız. Ve kulu lı husna? İnsanlara iyi lisanla kırıcı olmayan lisanla hitap edeceğiz. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Dünya üzerinde Firavun kadar zalim bir insan var mı? Bana sorarsanız Kur'an'ı inceledim yok. Kur'an'ın anlattığı Kur'an kıssalarına baktık. Çok zalimler, zulmedenler var ama zirvede Firavun var. Peki Allah Musa ile Harun'u Firavun'a gönderirken onları peygamber olarak görevlendirmiş. Firauna gönderirken Allah'ın onlara bir tavsiyesi var. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim bakınız. Bu anlattığım, anlatacağım ayette olay her birimiz için mihenk taşı olması lazım. Her birimiz için mihenk taşı olması lazım. Rabbimiz Taha suresinde buyuruyor ki: "İzheba ila فِرْعَوْنَ innehu taga" فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى صدق الله العظيم أي موسى إلى هارون فراونا جدين حقونا عن لاتن أما وكن انهم فقولا له قولا لينا ونا يمشاك Burada bir ölçü koyuyor Allahu Teala Kur'an'da adab. Adab ölçü demektir. Yani kişiler arasında, kişiyle Allah arasında, Allah'la peygamber arasında yani Rabbine karşı, insanların birbirlerine karşı ne tür bir ölçüde hareket edecekler? Ben yeni bir şeyi tespit ettim ve mutlaka var da ben yeni ulaştım cehaletime bağışlayın. Ve şu soruyu sormak istiyorum tekrar size. Allah'la insanların dünyadaki konumu nasıldır ve nedir? Cevabı ben veriyorum. Allah hana sahibi, teşbihte olmasın. Biz misafiriz. Misafir hana sahibinin kurallarına tabidir. Bunu tekrarlıyorum önemli. Yeni ben benim cehaletime sayınız bunu ben yeni yakaladım. Allah hana sahibi. Ela lehul amr. Bütün mahlukat, bütün işler Allah'ın. Lillahi mülkü vel ard. Yerlerin, göklerin maliki, idarecisi. Elhamdülillahi rabbil alemin. Terbiye edicisi o. O ölçüyü koymuş. Onun için de insanlar arasındaki efendim konuşmada bir izheba ila firavuna innehu tagha en azgın en zalim birine bile en azgın en zalim birine bile Allah Musa ile Harun'u gönderirken diyor ki yumuşak konuş. Peki biz neden Müslüman Müslümanla neden yumuşak konuşmuyor? Müslüman Müslümanla neden kırıcı konuşuyor. Neden kalpleri kırıyor? Bir ailede eşler neden birbirine yumuşak konuşmuyor? Allah ölçüyü koymuş yumuşak. İki ve kulu linnasi husna. Ben İsrail oğullarından Allahu Teala bahsediyor. Ben İsrail oğullarından. Onların bile Allah'a verdikleri bir söz var ki insanlara yumuşak konuşma, doğruyu konuşma, güzel konuşma. Şimdi iki yağmur şekli anlatacağım ben size. Yakın günlerde de yaşadığımız Doğu Karadeniz'de, Orta Karadeniz'de bütün rahmetlik olanlara Rabbim ölen kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Günahlarını affeylesin. Bir böyle rahat 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 yağan bir yağmur o yağan yağmuru toprağın emdiğini düşünün. Bir de gök gürültüleri dolu efendim sert yağan bir yağmur ne var ne yok derelerde efendim yamaç yerlerde sıyrıp, seller oluşturup her tarafı perişan edip götüren. Konuşma da öyledir ecdadımız demi buyurmuşlar ki tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Tatlı dil Âmenuttegullâhe ve kûlu kavlen sedîdâ. Sedîdâ yumuşak. Güzel. Güzel. İnsanların en güzel konuşanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O kendisine taş atana adeta gül attı. Kendisine taş atana gül attı. Onun Allah'ın koymuş olduğu bir ölçüde baktığımız zaman ve kulu kavlen ve husna öyle bağırma, çağırma, yırtma, kızma, yok etme efendim, hiddetlenim, şiddetlenme efendim bir Müslümana hiç ama hiç yakışmayacak şey. Aynen Rahat, 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 yağmur yağar, toprak emer, ondan istifade eder ve amaca ulaşılır. Toprak suya doyar. Ama gök gürültüleri efendim dolu istemediğimiz kadar yağmur efendim patıltı kütültü yamaslardan seller topraklar kopup gider. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim bu konuda dakik ve dikkatli olmamız lazım. Ağzımızdan çıkan her şey ama her şey yazılıyor. Karşımızdaki insanlar da ondan etkileniyor. Şu güzel kitabeyi ben hiç unutamadım. Rize'nin Kalkandere eski ismiyle Çeler Köyü var. Çeler Köyünün altında bir çeşme vardı. O çeşmede bir kitabe vardı. O zaman biz hafızlık yapıp Arapça okuyoruz e, oralarda. O kitabeyi ben okumuştum. Bak şu zavallı çeşmeye su içecek tası yok kırma kimsenin kalbini yapacak ustası yok onun için de ağzımızdan çıkanı kulağımız duyacak Allah'ın koymuş olduğu bu ölçülere mutlaka ama mutlaka riayet edeceğiz çünkü koyulan bu ölçüler karşımızda karşımıza çıkacak felaket ve musibetlerde bize set oluyor Nasıl ki o yağmur biraz önce Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'den bahsettik. Sert ak yağdığı zaman efendim yamaçlardan topraklara, derelere seller oluşturup gidiyor. Geride perişan bir durum kalıyor. Rabbim bütün ölen kardeşlerimize rahmet eylesin. Böyle felaketlerin, böyle musibetlerin, böyle belaların bir defa daha ülkemize Rabbim yaşatmasın. Evet biz de konuşurken karşımızdaki insanın gönül dünyasını yıkıp sellere sebep olmadan Allahu Teala'nın söylediği gibi Firavun'a gidin ama yumuşak konuşun, yumuşak bir uslup konuşup karşımızdaki insanı üzmeden, kırmadan meselemizi anlatmamız gerekiyor. Ya hayır Söyleyeceğiz zaten biraz önceki başka derslerimizde söyledik. Ee, ya da susacağız ama karşımızdaki insanın gönül dünyasını yıkmayacağız. O kitabeyi tekrarlıyorum ben. Bak şu zavallı çeşmeye su içecek tası yok. Kırma kimsenin kalbini yapacak ustası yok. Diyorum cumanız mübarek olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Gelecek günlerimiz, geçmiş günlerimizden daha hayırlı olsun. Rabbim bu necip millet ve bu necip milletin evlatlarına bir defa daha öyle felaketler yaşatmasın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.